YÖK Başkanı üniversitelerde ikinci öğretimin kapatıldığını açıkladı. Detayları Ekol TV muhabiri Bekir Mert aktaracak. Bekir, seni dinliyoruz. Okan Ateş'e hemen aktarmaya başlayalım. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan geldi o açıklama. Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu ki bazı bölümler, özellikle geçtiğimiz yıl çok fazla rağbet görmeyen bölümler vardı. O bölümlerde talep azalınca, kontenjanlar azalmaya başlayınca o bölümlerin kapatıldığını duyurdu ki hemen o açıklamayı da hatırlatalım. Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarımızın kapatılması olmuştur ifadesini kullandı. Geçtiğimiz yıl 1308 programa 80 bin öğrencinin yerleştiğini kaydettiğini vurguladı. Özellikle mimarlık, eczacılık, psikoloji ve beslenme gibi bazı bölümlerde talep kontenjanlar azalmaya başladı ki bu yıl YKS sınavı sonrası yapılacak yerleştirmelerde de kuşkusuz bu bölümlerde kontenjanların daha da azalmaya başlayacağına dikkat çekti Erol Özvar. Bu doğrultuda da ikinci öğretim programlarının kapatıldığını vurguladı. Vakıf üniversitelerinde de gelecek yıl planlamalarında son yapılan toplantı ışığında yapılan açıklamalar doğrultusunda vakıf üniversitelerinde de planlamaların yapılması gerektiğini vurguladı. Bir kez daha altını çizmemizde fayda var. Geçtiğimiz yıl 1308 programa 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yılda sayıda bir azalma bekleniyor. Tabii bazı rağbet görmeyen bölümler var. O bölümlerde de ikinci öğretim programlarının tamamen kapatıldığını duyurdu Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar. Bekir, teşekkürler. Şimdi bu ikinci öğretim neden kapatıldı? Yeni dönemde bizi neler bekliyor? Öğrencileri neler bekliyor? Tüm bunları eğitim yöneticisi Burak Kılanç'la konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Okan Bey. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu kararı? Neden kapatıldı ikinci öğretim? Açık söylemek gerekirse bu gibi değişiklikleri yadırgamamak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yüksek öğretim noktasında biz nitelik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Nicelik anlamında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kaldı ki Sayın Özvar'ın da YÖK Başkanımızın da açıklaması bu noktada kaliteye vurgu yapıyor. Hatta kılavuzda işte bu Türkiye yeterlilikler çerçevesinde etiketlenmiş olan bölümlerimizin, yani yurt dışındaki geçerli olacak bölümlerimizin de ayrıca kılavuzda, tercih kılavuzunda belirtilecek olduğunu söylemesi de çok çok önemli. Bakın, ben şöyle bir geçen seneki veriler üzerinden gittim. Onları paylaşalım izleyicilerimizle. Şimdi bir defa alınan karar sadece devlet üniversitelerini bağlıyor. Bir defa ikinci öğretim devlet üniversitelerinde hem lisansta hem de ön lisansta vardı. Ön lisans dediğimiz 2 yıllık programlar. Şimdi lisans üzerinden gidecek olursak, geçen sene 79 üniversitemizde ikinci öğretim programı varmış. 561 program. 79 üniversitede 561 program devlet üniversitesinde. Eğer geçen sene bu karar alınsaydı öğrenci almayacaktı. Bu arada hani kontenjanlar dolmuyor vesaire gibilerinden bir yanılgı da olmasın. Geçen sene sadece bu 561 programda 3 program dolmuş. Hepsine %100 yerleşim var onun dışında. Öyle olduğu için hani kontenjan doluluğu ile ilgili bir dolmuyordu, onun için kapandı gibilerinden bir düşünce söz konusu değil. Geçen sene çünkü sistemin genelinde %97,3'lük bir yerleşme vardı. Ha bakın, bu kaç kontenjana karşılık geliyor? 33.346 kontenjana karşılık geliyor. Geçen, yani kayıp şu anda baktığımızda lisans kontenjanlarında. Bu da %8,6'lık bir kontenjan düşüşü anlamı taşıyor. Hangi programlar ikinci öğretimde kontenjan olarak baktığımızda geçen sene varmış? İlahiyat en fazla 4.156 ilahiyat kontenjanından şu anda vazgeçmiş durumdayız. Türk Dil Edebiyatı 2540, Tarih 2385, Elektrik Elektronik Mühendisliği 1322, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1290, Bilgisayar Mühendisliği 1254. Ben açıkçası bilişimle ilgili bu kadar ciddi bir açılım varken dünyada elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinde ikinci öğretim kontenjanlarının ortadan kalkmasını, eğer bunun bir telafisi olacaksa doğru buluyorum, telafisi olmayacaksa düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Gelin 2 yıllıklara bakalım, önemli sayılar. Geçen sene 69 devlet üniversitesinde ikinci öğretim programı varmış 2 yıllıklarda. 705 program. Bu arada 705 program şu. Yani öğrenciler geçen sene 705 ikinci öğretim ön lisans programını kodlayıp tercih formlarına tercih edebiliyorlarmış. 38.030 kontenjan, yani yaklaşık %11,5 kontenjana karşılık geliyor. Yani devlet üniversitesindeki 2 yıllık kontenjanların %11,5'undan vazgeçmiş durumdayız şu anda. En fazla çocuk gelişimi varmış 2640.
1810 muhasebe ve vergi uygulamaları, bankacılık, sigortacılık, ilk acil yardım diye gidiyor. Dikkat, bilgisayar programcılığı ikinci öğretim programında da 1535 kontenjan azalması var. Ben açıkçası dijital taraftaki bu kısıtlamanın telafisi varsa anlamlı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak değerlendirecek olursak, bir, ikinci öğretim kendisini geliştirmek isteyen ve hani gün içinde çalışan kişiler için bir alternatifti. Uzaktan öğretimle ilgili olan programların sayısının artmış olması belki bu anlamda bir motivasyon unsuru olmuş olabilir YÖK için bunları kapatmayla ilgili. İkinci öğretimle ilgili tabii işin kalitesi noktasında bir kaygı, bir sıkıntı varsa en güzel bilgiler YÖK'te vardır, değerlendirmişlerdir. Bir de şunu bilmek gerekiyor, yüksek öğretim arzı ve talebi ile ilgili olan piyasayı ya da sistemi regüle eden YÖK'tür. Ve YÖK'te de bununla ilgili her türlü bilgi vardır. YÖK'te karar destek mekanizması anlamında çalışan, veri analizi yapan yeni bir daire başkanlığı olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda ben alınan bu kararın hem sektör ve ilgili kurum temsilcileriyle hem de alınan, yapılan bu veri analizleriyle yapıldığıyla ilgili ön bilgilerimiz de var. Demek ki kaliteyi arttırmayla ilgili şu anda bu noktada bir karar verilmiş. Tabii kılavuzun açıklanmasını merakla bekliyoruz. Biliyorsunuz ayın 16'sında üniversite sınavlarının açıklanmasını bekliyoruz. Daha önce de belki olabilir ama 16'sı diyelim. Açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde de tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzu yayınlandığında bilgisini aldık. Devlette ikinci öğretim görmeyeceğiz ama hangi alanlarda kontenjanlar ne şekilde değişti, YÖK bunu neye göre ne şekilde yaptı haritasını görmüş olacağız. Ama gördüğümüzde ben şöyle okuyorum bir eğitim, yüksek öğretim yöneticisi olarak. YÖK şu anda yüksek öğretimde nicelikten çok niteliğe doğru bir odaklanma içinde, kalitenin artmasıyla ilgili de böyle bir karar almış durumda. Anladım ama genel olarak tüm yorumları yapabilmek için kılavuzun açıklanmasını beklemek daha doğru bir tarih olacak diyorsun. Daha doğrusu olur. Hani bu arada da hani dediğim gibi kontenjanlar dolmadığı için bu bölümler kapatıldı. Doğru bir tespit değildi. Sayılar Anladım. Bize bunu söylemiyor. Vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanların dolması ile ilgili devlet üniversitesi kontenjanlarından fedakarlık yapıldı. Sosyal medyada okuduğum çok hızlı bir takım yorumlar. Bu da sayılarla desteklenmiyor. Öyle olduğu için ben bunu tamamıyla kalitenin iyileşmesiyle ilgili bir odaklanma olarak görüyorum. Peki. Burak Kılanç, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim.